Merhaba, bugün yeni bir yayında yine beraberiz. Bugün genç bir arkadaşımız var, Murat Palta, grafik sanatçısı, illüstratör. Biz kendisini yaptığı işlerden tanıyoruz daha çok. Oldukça sıra dışı çalışmaları var, özellikle minyatür sanatının işte modern bir yorumu olarak gördüğümüz bir takım işler yapıyor. Kendisini davet ettik, sağ olsun bizi kırmadı geldi. Bugün biraz onun hem onun çalışmalarını konuşacağız, tartışacağız, hem de biraz kendisini tanıtacağız. Uluslararası alanda da birçok çalışmada yer almış. Yakında da Dubai'de sanıyorum, değil mi? Bir Evet. sergisi olacak. Biraz ondan da bahsedeceğiz. Bu şekilde bir program yapacağız. Önce istersen sen kendini biraz bize bir anlat. Ondan sonra biz de daha sonra seni biraz çalışmalarını tanımış Evet. olalım. Değil mi? Zaten kendimi anlatmam da çalışmalarla alakalı olabilir yani Evet. önce. 2012'de mezun oldum ben Kütahya Dumlupınar Evet. Üniversitesi'nden. Tez konusu olarak seçtim bunu. İlginç olabileceğini düşündüm, değişik bir şey olabileceğini düşündüm. Fakat işte tez yazarken de bazı noktalara değinmek gerekiyor. Öyle hani ben bunu çizeyim demek de çizemiyorsunuz, yapamıyorsunuz tezin projesini. Birkaç noktaya değinmek gerekiyordu. Ben bunun üzerine durmak istedim. Sonrasında işte Toledo'da stajım vardı, böyle Erasmus stajıyla çıktım. Döndüğüm zaman dedim ben hani iş başvurusu olacak, işe başlamam gerek. Ben bunları hani bir online olarak yükleyeyim, portfolyom olsun, başvurularda kullanırım, link olarak gönderirim falan diye düşünüyorum. İşte bir gün stajdan döndüm eve, işten eve döndüm, yükleyeyim falan dedim. Ertesi günü bir baktım böyle bir ton mesaj, işte bir ton beğeni falan, yani ana sayfalara falan Patlamış çıkmış ya. böyle. Evet yani farkında bile değilim böyle. Sıcakta İspanya'da böyle eve geliyorum, ter içerisindeyim, bakıyorum orada bir sürü şey, maili her birine şey cevaplıyorum böyle. Hani dediğim gibi anlatmak istediğim birkaç bir şey vardı, zaten ona birazdan değiniriz. Ama hani bu kadar da anlatmak istediğim, bu kadar duyulacağını da beklemiyordum tabii ki de. O Evet. güzel oldu. İşte bir süre ajanslarda çalıştım. Bundan sonrasında bir yandan freelance işlere devam ettim, çeşitli dergiler için. Sonrasında işte Galeri Eksis'le çalışmaya başladım. O zamandan beri de işte evimde sergilere falan hazırlanıyorum. Böyle festivaller oluyor dedim. Dubai'de bir tane var. Ayın 15'inde. Onun için çok güzel işler oldu böyle. Ha. İşte bu şekilde devam ediyorum. Bu Toledo'da yaptım dedin. Hani bir mukayese olması açısından söylüyorum. Hani İspanya, Endülüs, ondan sonra o Arap etkisi vesaire. Sonuçta İspanya'da çok hani güncel de bir şey var. Yani orada böyle geleneksel işte belki hani İslam sanatı vesaire, orada mesela grafiğe yansıması var mı? İspanyol sanatçıların böyle bir eğilimi var mı? Bir de Toledo bildiğim kadarıyla böyle bu konuda hani İslam açısından değil belki ama hani Kültürel bir olarak. kültürel olarak hani dini merkez olarak da Evet. önemli bir yer değil mi? Mimari olarak Evet. falan da. Hatay'dan kalkıp oraya Evet, gitmek ve Hatay'dan her kalkıp halükarda oraya. öyle yerlere gidiyorum böyle. Ya aslında var ama böyle özel bir ilgi, hani hadi bunu yansıtalım şeklinde bir şey yok. Yani Evet. buna özellikle ilgi duyanlar zaten yapıyor. Zaten öyle çok da aşırı böyle eskisi kadar Müslümanlık izleri falan barındırmıyor. Şeyden Evet. dolayı Franco'dan dolayı. Franco'dan dolayı birçok izleri şeyleri silmiş, temizlemiş falan böyle. O birazcık tıraşlanmış ama tabii ki de bugün işte turizm söz konusu olunca onu birazcık daha ön plana çıkarıyorlar. İşte Evet. Musevi'ler, kültürleri, orada yaşadığı şeyler, çeşitli şeyler mutlaka var. Ha dediğim gibi buna böyle özel ilgisi olan insanlar varsa o birazcık ona yoğunlaşıyor. Ama Evet. Burada grafik şimdi bir şeyini görüyorum. Don Sancho Panza ve Quixote. Don Don Quixote Quixote. çalışman. Aslında hani belki de işler üzerinden konuşmak en güzeli. Benim şöyle bir sorum olacak da ilk başta oradan gidelim Bu istiyorsanız. görüntüyü daha sonra tekrar alalım. Evet. Yani
Belki yüzlerce defa sormuştur herhalde. Nereden aklınıza geldi diye de. Benim sorum şu olacak ama tam tersi. Yani bu kadar illüstratör, bu kadar ressam varken neden Türkiye'den bahsediyorum. Evet. Neden onların aklına bu tarz bir şey gelmedi? Yani normalde işte minyatür falan var ama böyle daha klasik konular işleniyor. Yani şeydeki gibi mesela mimaride de işte cami mimarisinde işte hala 16. yüzyılın şey Mimar Sinan'ı takdir ediyor. Evet. Diğer tarafta keşke da o olsa bence aslında. Yani diğer tarafta diğerlerin aklına gelmemesinin sebebi nedir sence? Ya bence okullardaki Türk sanatının çok iyi işlenmemiş. Böyle yüzeysel olarak bizde üniversitede mesela şey diye geçildi. Türk minyatür sanatı nasıldır işte? Tek boyutludur. Derinlik yoktur. Perspektif yoktur. Hiyerarşik bir yerleşim söz konusu karakterlerin böyle önemine göre. Ya bu tip şey yüzeysel olarak ama detayına baktığımızda aslında bu illüstrasyondur. Çünkü şey minyatür sanatı olarak isimlendirilmemiş o zamanlar şey deniliyor. Nakış, resim. Tasvir sanatı tasvir deniliyor. Sanatı, tasvir. Evet. Ya illüstrasyon da zaten hani birebir çevresi tasvirdir yani. Illumination, illustration. Evet. Ya bunlar buradan geliyor. Ya baktığınızda aslında işlev olarak illüstrasyonla birebir aynı. Çünkü bir şeyleri anlatmak oradaki şey, kitapta anlatılan hikaye neyse onu resimleme üzerine kurulu. İllüstrasyon da hadi ben şöyle bir şey çizim değildir. Sürekli böyle bir şeyleri anlatma söz konusudur. Bu tıp illüstrasyonu olabilir. Yani biyolojiyle alakalı olabilir ya da işte evet. Uzayla herhangi bir şeyle alakalı olabilir. Resimleme böyle bir şeyi betimleme üzerine kurulmuştur. Ama hani baktığımızda birbirinden çok farklı kulvarlarda ilerliyor. İllüstrasyonla uğraşanlar Türkiye'de güncel neyse onu takip etmeye çalışıyor. Mesela şu sıralar hala şey moda, minimalist yaklaşım söz konusu. Böyle arka plan çok işlenmiyor. Mümkün olduğunca karakterler basit. Hani bu kötüdür demiyorum. Ama sürekli bununla bağlantılı gitmek birazcık kimlik sorunu oluşturuyor. Çünkü mesela İran'a, Japonya'ya, Çin'e baktığımızda kendi klasik tarzlarını bugünün modern illüstrasyonunu, grafiğine oturtmuşlar. Evet. Sağlıklı bir şekilde bunun bağlantısı var. Öte yandan minyatür sanatçıları da yani tabii ki de onlar hani geleneksel konuları işliyor. Hadi oturup böyle Star Trek'i niye yapmadınız diyemeyiz onlara da. Hani sürekli böyle Osmanlı zaten şeyden ibaret değil ki hani İstanbul'un alınmasından ibaret değil yani. Yani evet. 600 senelik bir tarih. Sürekli aynı şeylerin işlenmesinin dışına biraz çıkılması gerekiyordu. Ya dedim neden ikisi birleştirilmesin? Evet. Ben seni Twitter'dan hani takip ederken şunu gördüm. Sen çok okuyorsun ve okuduklarını da paylaşıyorsun. Çok meraklı birisin. Yani zaten şöyle bir gerçeklik var. Yani insan bildiği şeyi sever. Hı hı. Bilmediği şeyi sevmez. Yani çünkü bilmiyordur onu. Hı. Şimdi bizde genellikle şimdi sen bunları şey yaparken konuşurken falan hani ben de sonuçta resim eğitimi aldığım için aklıma Okusai geldi mesela. Japon işte geleneksel ressamı adam. Hı hı. Ama işte bugün Okusai'nin dalgaları İşte ne bileyim şeydir hani bir ikondur yani anlatabiliyor muyum? Interstellar'da kullanmıştım zaten onu. Evet yani o şimdi bu işte iki boyutlu bildiğimiz işte bir doğu grafik sanatı vesaire diyorsun ama mesela onun çok modern yorumları yapılabiliyor artık uzak doğuda. Evet. Uzak doğulu sanatçılar bunları şey yapabiliyor falan. Bizde böyle belli ön yargılar var herhalde yani grafik sanat genel olarak sanatlarda zaten. Tamamen müteassıp, muhafazakar demiyorum bak. Müteassıp bir şekilde. İşte var olanı eski ustalar neyse onu aynen şey yapmak yönde gidenler var. Veya tamamen bu başka bir dünyanın işte şeyi artık bunu biz aşmamız lazım deyip hiç o alana elini bile atmayan bir anlayış var. Sen burada aslında çok başka bir şey yaptığın için bir yol almışsın gibi geliyor bana. Burada da bilginin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela bu dün paylaşmışsın. Sen de aslında geçenlerde şey yapmıştın. Bir müftünün genç bir kadına hediye ettiği zıbık hikayesi. Şimdi normalde hani
Bunun minyatürü de var. Evet. Biz çok da eğlenceli aslında. Çok, evet, günlük hayatı dair değil mi? Adam bir çözüm sunmuş vesaire. Bu Metin Ant mesela bunu şey yapmış. Yani kitabında sen Metin Ant'ın kitabıydı herhalde. Ya zaten görsel olarak bana sorarsanız en sağlam kaynak Metin Ant'tır yani. Onun gibi derleyen ben... Evet, maalesef. Belki ileride yapabilirsin. Ben sadece böyle o kaynakları takip etmeyi seviyorum aslında. Aslında Türkiye'de... şuraya girmek lazım. Normalde işte minyatür dediğimiz şey, konuların, yani işte kitaplarda hikaye edilen konuların resmedilmesi. Normalde evet. Yani şeyde Osmanlı'da yahut da bu topraklarda müstakil olarak resim diye bir şey yok. Yani. Evet. İşte duvara asılan veya sergilenen bir şey değil. Ama yani şeyi haricinde bu filmlerin minyatürize edilmesi haricinde diğer bir çalışman da var. O bu şeyle ilgili. Incarnated by Words değil evet, mi? O sonrasında Rusya için sergi için yaptığı yani aslında çalışma. Minyatürün ruhuna evet. Uygun olan o. Ondan evet. Biraz bahseder misin? Çünkü benim çok hoşuma gitti. İşte evet. Yani biraz da böyle hani işin içinde kitap olunca daha da böyle hani film zaten kendisi zaten görsel bir şey. Görseli tekrardan minyatürize ediyorsun ama kitaplar daha farklı. Hem minyatüre ruhuna uygun hem de senin hayal gücüne yani bağımlı. Evet. Biraz önce mesela şeyi gördük. Don Quixote ve Sancho Pancho evet. Mesela oradan mesela biraz bahseder misin? Bu biraz şeyle hem ilgi hem de kaygıyla alakalı bir şeydi. Yani bir kere zaten böyle şeylere ilgim var. Bunları yapmayı işlemeyi zaten çok seviyorum ama yani ilk başta sinemayla çıktı bu olay. Sinemanın hani olayı şey modernle işte geçmişi bir birleştirelim. En iyi en şey olabilecek elle tutulur buydu. Bu şekilde yaptım. Ama kitap konusunda olay birazcık daha farklı. Çünkü şey mesela Osmanlı şeylerine baktığımızda, kütüphanelerine baktığımızda ya doğudan batıya kadar her şey var. Bütün kitaplar var. Yani şey Eflatun okunuyor yani Platon. Batı kültürü de içinde, Doğu kültürü de içerisinde ve hani mesela minyatürlerine falan baktığımızda da normal kendi usullerine göre işlenilmiş. Mesela şey var, Büyük Alexander var böyle Osmanlılar için, padişahlar için özellikle böyle bir İdo gibi bir isimdir aslında. Evet. Çok methettikleri bir isimdir. Böyle fakat minyatürlerine baktığımızda böyle tam böyle bir Osmanlı padişahı gibi resmedilmiş ve işin içinde mitoloji de çok fazla var. Mesela bu Yunan mitolojisindeki sirenlerle karşılaşıyor. İşte Büyük İskender onu resmetmişler böyle. Sirenler de bayağı bildiğimiz şey aslında deniz kızları. Fakat evet. Onların olayı şey böyle şarkı söylüyorlar. Odysseus'ta çekiyorlar geçiyor. Falan böyle. Onlar da böyle bayağı Osmanlı kadınları gibi falan resmetmişler. Yani zaten böyle bir füzyon var ortada. Hani benim öyle çok bambaşka bir yerden getirdiğim bir şey de değil. Yani İsa mesela camiye iniyor kıyamet vaktinde yani. Böyle bir şey var. Bu mesela devam etseydi aynı mantık nasıl olurdu? Aslında budur oradaki olaylar. Bunu da klasiklere göre hareket dedim. Çünkü o dönemin klasikleri Osmanlı kendi klasikleri içerisinde okunan şeyler var yani. Şahname'dir işte bu tür şeyler. O zaman bugün klasikleriyle hareket etsek nasıl olurdu mantığı var. Don Quixote bunların birazcık dışında diğerleri modern klasikler tabii ki de ama hani bu şekilde hareket edince yine güzel şeyler ortaya çıktı aslında. Evet. Bir o Don Quixote'u demin az önce gördük galiba. Bir daha bir alabilirsek eğer görüntüleri şey yapabiliriz. Alabiliyor muyuz? Biraz bekleyeceğiz. Başka hangi kitaplar vardı şey içinde? Moby Dick vardı en sevdiklerimden. Onda da zaten Herman Melville bayağı bir bahsediyor İstanbul'dan, Türk sultanlarından filan içerisinde geçiyor böyle. Zaten hani doğuya, kültürlere ilgisi olan bir insanın zaten böyle bir şeyi yapması benim için zaten başlı başına ilginçti. Kitabı zaten seviyorum. O çok güzel olmuştu. Onun dışında zaten 1984 Fahrenheit 451. Evet. Burada geldi Don Quixote. Bir sonrakine geçebilir miyiz? Evet. Batman'dı galiba. Geçemedik. Evet, Batman.
Tabii sinema ile alakalı olanlardan. Evet. İstanbul'da olmuştu bunun sergisi. Evet. Bu gökyüzüne bayağı bildiğimiz bir nakış, değil mi? Evet. Onları ayrı ayrı başlı başına böyle zaten işlemeyi düşünüyorum. Çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum onlarla ilgili. Bence de çok böyle hani değişik bir yorum, değil mi? Bir yandan bakıyorsun hani bu eskitilmiş ve şey etkisi de, otantik etkisi de çok güzel. Bir sonrakine geçebilir miyiz? Dosyalar bayağı bir zor açılıyor olabilir. Evet, biraz ağır büyük dosyalar. Geçebiliyor muyuz? Evet. Ya bu dünyayı kurtaran adam. Evet, o ayaklarında. Yani bu Türk mitolojisi açısından çok gerçekten mühim yani. Ayaklarına kaya bağlayarak. Bu mesela dünyayı kurtaran adam hani bizde böyle hep bir kült film olarak falan hani şey yaparlar ya. Gerçekten insan izlediği zaman hayrete düşüyor yani. Bunun yönetmeniyle bir röportaj yapılmıştı. Şimdi çok kötü film, çok kötü film diye hani şey yapıyorlar falan ya. Adam en son dedi ki, ya kardeşim dedi, bu kadar kötüsünü çekmek de bir marifettir. Varsa daha kötüsünü çekebilen çeksin bakalım dedi. Hayır ama şimdi kötü film başkadır. Ya şey başka yani. Bence çok iyi film de. Çünkü hani şeye bakıyorum, o dönem mesela Uzay Yolu mesela yapılmış. Aynı peluş adamlar var. Yani, ya o dönemin şeyi peluş adam teknik modası. Teknik imkansızlık. Teknik imkanı veya imkansızlığı neyse o adam da onu kullanmış. Ama bu yani sadece Türkiye'ye ait de değil. İtalyanlarda da çok var. Çok kötü işlenmiş, berbat filmler ama böyle bir kis tarafı var. Zaten benim sevdiğim de o yani. Hani böyle kötü filmleri ben aslında çok seviyorum. Böyle kasıtlı olarak böyle şey olmuş, başarısızlığı var. Kiç ama güzel yani. Evet işte zaten ondan dolayı böyle kis. Ya da ondan dolayı güzel böyle. O yüzden ben çok seviyorum. Dediğim gibi İtalyanlarda da var ama İtalyanlarda bu mesela şeye çok güzel geçiyor. Spagetti Western'e çok güzel aktarılma. Evet, değil mi? O, yani orası yani, zaten ayrı ayrı. Öyle yani. Öyle bir şeyi doğuruyor. Burada bir şey var. Bu şey, Kafka. Bu ben de çok seviyorum. Evet, bu da çok eğlenceli olmuştu yapması. Metamorfosis, değil mi? Burada hikaye neydi? Tam doğrudan böceğe dönüşmesi işte. Sonra üç kişi geliyordu kiracı olarak. Evet. Kapıyı kilitliyorlardı böyle çıkmaması için, ses bu etmemesi iki için. İki boyutluluk ve mekan duygusu yani bir insan baktığı zaman mesela bir tiyatro sahnesi veya tiyatro dekor kostüm eskizi gibi böyle bir şeyi de var değil mi? Yani aslında minyatür insana böyle bir imkan da tanıyor. Yani. Aslında şöyle böyle şey gibi görünüyor, ilkel gibi görünüyor çünkü hani boyut yok, eller böyle falan. Ama bunların hepsinin sebebi var ve baktığınızda çok güzel yapılmış çünkü şey, kağıt o zamanlar lüks bir malzeme. Öyle istediğin gibi hadi bu olmadı ben bunu yapayım falan olmuyor. O yüzden kağıt olabildiğince işlevsel kullanmak gerekiyor. O da nedir? Tek mekanda birden fazla karakter anlatımı olmalı. Evet. Birden çok hikaye. Bunu da çok güzel bir şekilde başarıyorlar yani. Aslında oradaki ilkellik değil başarıdır. Bu da mesela illüstrasyon konusu açısından çok önemli. Evet. Tek mekanda böyle önemli bir şeyi nasıl resmedebilirsin? Bu aslında bir meydan okumadır illüstratör için. Evet. Bunu başarmışlar, altından kalkabilmişler yani. Bu çok güzel. Var mı başka bir görüntümüz? Vardır herhalde. Ha işte Moby. Evet, Moby Dick, Kaptan Ahab ve Moby Dick'in macerası. Dalgalar Oksay'ın dalgaları. Yok, Oksay'ın dalgalar şeyde Interstellar'da vardı. Evet, evet. Bu birazcık daha böyle Osmanlı dalgalarına yakın bir tarz yani. Evet. Ya ben mesela şeye gittiğim zaman, Kariye'ye gittiğim zaman, Kariye Müzesi'nin yukarıda işte 13. yüzyılda yapılmış freskleri var. Şimdi orada bir tane işte deisis şeyi var. İşte mahşer. Hı hı. İşte İsa dirilmiş, işte şey, günahkarlar cehennemin dibine doğru gidiyor. İşte inananlar da sağ yanında toplaşmış falan filan. Yukarıda bir tane şey var. Salyangoz şeklinde kainat tasarlamış. O salyangozu da bir melek taşıyor. İşte kainatın yani bütün evrenin dürülmesi yani şey yapılması. Bu Yuhanna İncil'inde olan bir şey. Adam onu mesela salyangoz
sarmalla ifade etmiş. Şey, anlatabiliyor muyum? O da evet. Sarmal yani. Sarmal yani. Yani bayağı böyle meleğin sırtında bir salyangoz var. Beyaz bir salyangoz. Hı-hı. Kabuk yani. Salyangoz kabuğu. Ve çok yani senin anlattığın şeyden dolayı anlatıyorum bunu. Yani ne yapmış orada? O İncil'deki bir sahneyi bir insanların günlük hayatında var olan bir evet. objeyle ilişkilendirerek işte bir dini metni bir grafik şey haline getirmiş, evet, betimleme haline getirmiş. Çok güzel bir şey. Ben hatta evet. onu Twitter'da paylaştım falan. Bana da bayağı katkıda bulunanlar oldu. İşte o Yuhanna İncil'i doldurdu. Ben bilmiyordum mesela. İşte orada vardır vesaire falan diye. Yani bu sorun aslında sadece Osmanlıların vesairelerin veya Doğu sanatçıların hikayesi değil. Hı hı. Yani 20. yüzyıla geldiğin zaman da işte sürrealizm diye bir şey hani çıkıyor. Dönemsel düşünmeyle alakalı şeyle kolektif düşünce denir ya böyle aslında o. Çünkü o zamanlar neleri görmüşlerse onu tanımlayacaklar, onu evet. resmedecekler. Yani onlar da çok değişik şeyler çıkabiliyor onlardan. İşte o salyangoz güzel bir örnek. Kendi gördükleriyle tasvir edebiliyorlar. O yüzden yani mesela Büyük İskender kafasında işte sarığı var yani. Şey mesela Aristo'da öyle, Eflatun'da öyle şey resmediliyor. bakıyorsun şeyle Osmanlı kıyafetleriyle. Evet. ama şimdi mesela onu biz hani bugün biraz şey yapıyoruz ama mesela Caravaggio'nun da 16. yüzyılda yaptığı bütün dini resimlerde 16. yüzyıl kıyafeti giyiyor evet, İsa mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani Alparslan'ı bayağı işte şey o ayağının altına aldırıp öpme olayı falan o resmedilmiş böyle. Şey halinde böyle Avrupalı bir kral gibi kafasında taç var. Böyle beyaz sakallı falan öyle resmedilmiş. Yani onlar da o şekilde evet. resmediyor. Timur var mesela resmedilmiş. Kafesin içinde dolaştırma olayı beyazdı. Onu resmetmişler mesela. Ne Beyazıt ne de Timur ya alakası bile yok. Evet. Çünkü kendi kültürlerine göre resimlemişler yani. Evet. Ya bu şeye benziyor aslında. Hazreti İsa'nın suretinin işte Afrika'da zenci, evet. kuzeyde sarışın mavi gözlü, işte Meksika'da Meksikalı, Latin işte Akdeniz'de olması evet, gibi yani işte. Herkes kendi suretinde görüyor. Evet. Yani şey de o günkü şartlar altında da aslında evet. görüyor. O yüzden o şekilde tasvir ediliyor. Burada bir tane daha geldi. Şuna da bir bakalım. Big Lebowski. Bunlar ama birazcık böyle yakınlaştırılması falan gerekiyor. Mümkün mü bilmiyorum da. O içeride bowling oynuyor. Bowling oynuyor. Elemanlarımız var. Çok eğlenceli şeyler bunlar. Yani. Evet ben çok eğleniyorum. Hem yani örneklerine bakarken hem işlerken falan böyle çok güzel. Eğlenceli oluyor böyle. Peki mesela şey bir kıyaslama yaparsanız sen sonuçta hani araştırma da yapıyorsun falan vesaire. Yani bir Osmanlı minyatür geleneği var ama esas tabii bir İran geleneği var. Hint belki hani evet, daha evet. gerisinde. Bir kıyaslama yaparsam mesela hani en fazla seni etkileyen ne olmuştur yani? Ya tartışmasız Şahname zaten. Evet. Ama şey olarak bu içerikten ziyade resmedilmesi. Evet teknik açısından şey olarak zaten o artık zirvesi. Ama şöyle de bir şey var yani bunların kendi içeriği falan incelendiği zaman bu Şahname'den şundan bundan İran'ın böyle altın çağından minyatürden bahsediyorum. Ondan öncesi yerlerde aslında. Şeyin dönemi zaten 1400'lerin falan Behzat falan diyorlar işte şeyin evet. Minyatürün şeydir zirvesi sayılıyor. Evet. Yani Osmanlı'da mesela onu şey yapıyor orayı takip şey yapıyor. Onun da zaten asıl olayı şey yani bunlardan öncesine baktığımızda İran minyatürü çok ilkel böyle evet. arka plan yok eğri büğrü karakterler falan filan böyle. İranlılar mesela şeyden çok yakınırlar işte o Türk-Moğol devletlerinin gelip işte yaktılar, yıktılar işte bin yıllık eserlerimi ama minyatürlerini de taşıdılar. Zaten o altın çağı yaşanmışsa onlardan dolayı yani Orta Asya'dan gelen bir şey var o kıvrık bulutlar, canlı renkler, şeyler, onlar geniş da alanlar. Çin'den geliyor değil mi? Ya yani onlar da ya Çinlerden herhalde Moğollara geçmiştir oradan da o şekilde taşınmıştır bilemiyorum bunu ama yani o Moğol ve Türkik devletler yani bayağı bir katkı sağladı. Ondan sonrasında zaten altın çağı yaşanıyor. Ondan sonra şeyin Tebriz'in alınmasından sonra oradaki ustalar İstanbul'a geliyor. Türkiye'de yavaş yavaş. O şeyi çok güzel anlatır ya bunu. Benim adım Kırmızı'da Orhan Pamuk.
işte Üstad Osman'ın öğrencileri işte şey yaparlar, minyatür nakaşhanede minyatür yaparlar ve hep eski usta dediği ustalar Kazvinli şeylerdir. Evet. Farslardır ve Kazvinli ustaların işte ne bileyim ağaçlarına bakarak ağaç yaparlar, evet. Atlarına bakarak at yaparlar vesaire. Onlar da tabii Orta Asya'dan aslında. Onların ağaçları. Evet, ya yani. O bir gelenektir. Geçen Barış Ünlü ile yaptığımız söyleşide de aslında bu bütün dünya tarihi aslında bir medeniyet ekseninde yeniden hani evet. Şey yapılmalıdır. Yani bütün bu kuşak, değil mi? Yani Akdeniz Havzası, Orta Asya vesaire. Bu medeniyetler birbirlerini etkilemiş, beslemiş, birbirleriyle iç içe geçmiş yani bir anlamda şeyler. Benim şey soracağım şimdi, Orta Asya falan deyince aklıma geldi. Mehmet, siyah kalemi nasıl buluyorsun peki? Ya o zaten en böyle şey yani, benim böyle en sevdiğim sanatçılardan yani böyle. Onunla ilgili de çok ciddi kavga var. Bu benim işte Cezayir Festivali olmuştu, oraya davet edilmiştim. Orada jüri arasında işte Türk müdür, Fars mıdır bilmem ne falan, bunun kavgası edildi böyle. Zaten şey çok iyi ve oradaki hani karakterlerin böyle bir hareketi var, sabit değiller. Böyle bir o ne dedim? Dans ediyorlar. Evet dans evet, şaman evet. Figürleri yani. Aa, evet, değil mi yani, şamanist şeyler var. Çal keki çal diye yapmıştı. senin bir gifin vardı evet, değil mi, öyle bir şey ya vardı. Ya şey oradaki oklar falan böyle Türk okları şeyler falan belli. Orta Asya şey ama var. Ama çok canlı değil mi orada mesela şey var. Buradan hareketle mesela şey izlediğimde Ezel Akay'ın filmi Karagöz ve Hacivat. Hacivat'ın öldürülmesi. Niçin öldürüldü de mesela oradaki cin sahnesi var veyahut oradaki şey tasvirler de kullanılan şeyler de nedir aksesuarlar da yani oradan geliyor bakıyorsunuz yani evet, bizzat oradan evet. Şey olmuş yani tabii yani çok güzel bir şey aslında ama o gündelik hayatı, göçebenin gündelik hayatını mesela şey var, at var, atın yanında at işte o sırada pisliyor yani onu resmetmiş yani tam o evet. Sırada böyle detayları falan çok fazla çok güzel yapılmış böyle bayağı işlenmiş böyle gündelik hayatı şunu bunu ama yani bir de şey olur ya Türklerde ne kadar işte o var ya o aslında kesin Türk bilmem ne falan o aslında sadece Türklere ait değil bu alışkanlık. İranlılar da bunu çok yapıyor mesela o evet. Farstır bu farstır bilmem ne falan diye bundan mesela özellikle böyle bir sahiplenmek istiyorlar. Bizim jüriden şey de vardı, Türk de vardı. Onun tezi şey yani İranlı bir kere kesinlikle değil ama Türk olduğunu da kesin Türktür demiyoruz diyor. Bir muğlak zaten. Gerçek adı Mehmet olduğu bile belli değil. Hangi dönemde tam olarak net olarak yaşadığı tamamen, da belli yani değil. Şeyin hiyerarşinin dışında zaten yaptığı evet, çalışmalar. Evet yani Orta Asya yani o belli ama Türk müdür işte Çinli midir Moğol mudur? Bilmiyorum ama benim içimde bir yerlerde diyorum falan. Ama tabii oradaki Türklük, İranlık mevzusu da biraz da şeydi yani tartışmalı. Geçen yine ama Barış'la yaptığımız programa şey evet, yapıyor. Yani o biraz da onlar biraz şey tartışmalı konular yani açıkçası. Biraz daha şey ama böyle göçebelik var yani. Göçebeyi evet, görebiliyoruz. Evet. Çok çok belli aslında yani. Göçebe kültürü. Başka var mı acaba sırada? Evet burada bir... Ha, bu hepsi burayı... dışında bir şeydi. Ha, bu... Bunun aslında birincisi var. Bu Voltron mıdır? Evet Voltron var. İşte köşede He-Man falan var böyle. Bu şeyle başladı. Bundan bir önceki vardı öyle. Hint'le böyle Osmanlı'nın savaşı gibi gösterilen ama yine işin içinde böyle fantastik şeyler olan bu H.P. Lovecraft'ın Cthulhu falan var böyle. Evet. O aslında şeyden ortaya çıkmıştı. Hint askerleri var böyle gaz maskeli. Birinci Dünya Savaşı'nda da gerçekten öyleydi. Böyle gaz maskesi evet. Takmışlar ama kafada şey var, sarık falan var o Hintlilerin böyle. Yani çok güzel kültürleri var, böyle çok güzel geçmişi var ama o endüstrileşme dönemine çok iyi ayak uyduramamışlar ya. Hani böyle evet. Bir şey, onun böyle bir ikisinin bir arada olduğu bir fotoğraf aslında ilgimi çekti. Dedim bundan hareket edeyim. Bir de şey fotoğrafı vardı. Bir de Osmanlı askeri şey tutuyor kocaman böyle. Gülle böyle şey tuttu. Tabii gerçek değil böyle. Öyle poz vermiş bu bıyıklı falan. Ha böyle. Biliyorum o fotoğrafı. Sen ya dedim ben evet işte o ikisini kaynaştırayım dedim. Sonra işin içine de sevdiğim şeyleri katayım dedim işte Cthulhu'dur şeydir falan böyle. O ikisi güzel oldu. Bu
şu anki şey de bu onun devamı gibi bir şey aslında. Böyle bunun ikinci bölümü gibi bir şey. Ay'a Seyahat filminden işte sahne evet. var yukarıda, diğer tarafta Voyager var. Bir tarafta en sağdaki şey mesela Gulyabani. Hüseyin Rahmi. Evet yani. Neden alt tarafta Şahmelen var. Evet, onun yukarısında Mickey Mouse falan var öyle. Güzel bir kolaj yapmışsın evet, ya. Yani. Doğu da bizim, batı da bizim işte yani. Bu birazcık da şeydi yani. Ulan acaba sadece benim yaptığım işler böyle gerçekten seviliyor mu? Yoksa filmlerden dolayı mı ilginç bunun? Böyle bir şeye girsem nasıl olur? Ya bir yokladım. Bayağı da güzel tepkiler geldi. Bayağı herkes tamam dedim demek ki. Sayıyorum. Kendine emin oldu yani. Evet ya, film evet. üzerinden hareket edilmiyormuş. Bazen böyle hani duyuyoruz Hollywood'da falan Türk işte grafik sanatçıları işte afiş çok güzel ha. afiş tasarımları vesaireler evet. falan filan yapıyorlar. Mesela aslında şöyle bir şey var. Yani geçen de az önce yayına girmeden önce şurada börekçide buluştuk biz şeyle Ozan'la. Ya dedi bu işte doğru bir şey söylüyor yani Ozan. İşte çok yani tek düzey her şey yani hı hı. sinema afişleri işte önde başrol oyuncusu geriye doğru evet. diğer yan karakterler en arkada bir üçgen oluştur. Kafaları diz üstte de bir slogan yaz falan filan. Yani çok başarılı örnekleri de var tabii yani çok iyi afişler falan filan da var ama mesela bu iki boyutlu minyatürlerin böyle film leri uyarlamasını falan filan yapmışsın. Mesela bunu daha böyle belki sinema sektöründe hani bu nasıl bir değerlendirilebilir hı-hı. falan belki bunları da düşünmek lazım değil mi? Hı. Ne diyorsun? Ama o tamamıyla şeyle alakalı yani bu tarz bir film olursa bununla alakalı bir şeyler çıkar yani. Doğrudan böyle bir hani Osmanlı'yla Türk kültürüyle bağdaştırmak işte bir şey yani. Afişte aslında film neyse birazcık onu tanıtmaya yönelik gerekiyor. Çünkü hani sinemayı izleyen insanla işte o posteri başlı başına değerlendiren bir insan farklı bu insanlar yani bunlar aynı evet. şeyler değil. O yüzden yani mesela Tarantino'nun filmlerinde mesela kendi yaptığı filmlerin afişleri ayrıdır böyle ayrı bir eser olarak çıkarıyor. Bir de işte sinema seyircisi için ayrı afişleri çıkarıyor falan böyle şeyleri evet, var. Evet. Ama yani şöyle güzel bir nokta var. Şu an mesela ya Türk sineması zaten kötü. Baştan kabul etmek gerek. Onunla beraber doğrultusunda aynı doğrultuda afişler de çok kötü. Ama afişlerdeki sıkıntı şu. Afişler aslında daha güzel olabilir. Ama yine aynı şekilde ilk başta belirttiğim gibi işte revaçta olan neyse birazcık ona göre evet. hareket etmeye yöneliyor. O da aslında piyasa tüm... koşulları belirliyor. Evet yani şey çok fazla var işte. Doğrudan kafa işte ön evet. planda. Diğerler yanına dizdirilmiş falan böyle. Mesela poz hiç yok. Evet. Yani Amerikan filmlerinde böyle bir poz vardır işte. Mesela adamı görürüz böyle çok arkalarda bir yerlerde diğer karakterler işte farklı pozlarda falan. Hani böyle sinemadan bir kesit gibi aslında. O yok mesela. Ama hani bu şekilde olmasa da bari en azından böyle bir kültürle alakalı böyle ne bileyim değişik bir şeyler bulunabilir. Birazcık üzerine gidilmesi gereken şeyler. Evet. Benim, İmkan tanınması lazım. Geçen gün, daha doğrusu iki gün önceydi. Sen de paylaştın. Burada da bir şey daha çıktı. Ne bu? Ha işte evet buydu. O bahsettiğim şeyin birincisi buydu. He. Orada işte şeyleri, Osmanlı askerlerini göreceksiniz. Hepsinin elinde kocaman kocaman şeyler var. Toplar var, evet, görüyorum. Diğer tarafta işte Hint askerleri atlar üzerindeler, ellerinde işte şey Kalaşnikovlar var, kafalarında işte şey sarık suratlarında var. Da şey gaz maskeleri var. Biraz Dünyalar Savaşı şeyleri evet, evet, var, aslında. Figürleri o üç ayaklılar evet. falan kullanmışlar. Bunda da şey var işte o Hintlerle Osmanlı'da da aynısı var aslında. Tam böyle endüstrileşme çağı böyle başlıyor. O zamanlarda imparatorluklar böyle geleneksellik falan yavaş yavaş erimeye başlıyor. Zaten o zamanlarda minyatürün eridiği zamanlar böyle hiç şey kalmamış böyle. O yüzden endüstrileşmenin de gerisindeler. Ama öte evet. yandan da mesela endüstrileşmenin böyle daha başladığı, yayıldığı zamanlarda da neler var işte şeyler Avrupa dünyasında işte H.G. Wells var. Dünyalar Savaşı'nın hı-hı. yazar işte. Lovecraft var. Amerikalı yazar. Yukarıda Disney'in işte hı-hı. Mickey Mouse'u falan var işte. Bunun az ortada böyle bir karmaşa var, bir füzyon var aslında.
Bununla bu şekilde absürt olarak işlemek eğlence olur dedim işte. Artık da böyle bir şey çıktı. Evet. Bulutlar falan çok hoş. Sen bir şey soruyordun. Şey bu... geçen gün de söylemiştim aslında. Geçen Perşembe'ydi. Paylaşmıştım. Ben de gördüm. Bakayım dedim ne var ne yok diye. En yaratıcı... Türkiye'deki en yaratıcı 50 kişi 2015 içinde. Evet. Sen, sen de işin içindesin. Cat. Bir de tabii şu Rüşen Çakır da. Rüşen Çakır da bu Medyascope TV'den dolayı şey aslında yapmış. Aslında iki nedir? Yenilikçi. Evet. Rüşen de çalışsaydı evet, şurada bir ödül müdül verseydi kendine. Listenin zaten şeyi de oymuş. Hani böyle bir yenilikçilik konusunda işte ortaya bir şeyler çıkarabilmiş isimler. Sağ olsunlar beni de eklemişler böyle. Evet. Bu Mediaket herhalde reklam evet, sektöründe evet, çalışan evet, bir şey değil mi? Evet. Yani sonuçta kaliteli yapılan her iş doğru bir yoldur. Yani sonuçta Mediascope TV de bu alanda bu anlamda önemli bir imkan sağladı. Hiçbir yere bağımlı olmadan. Evet. Zaten ihtiyacı da duyuluyor evet, yani. Evet. Artık önümüzdeki dönem daha da çok duyulacak evet, herhalde. Murat kardeşimiz de gerçekten çok yaratıcı işler yaparak biraz bizim de ufkumuzu açtı değil evet, mi? Evet. Gerçekten severek, izleyerek takip ediyoruz. Artık yavaş yavaş toparlayalım. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür geldiğin için. Ayaklarına sağlık, sağ olasın. Bundan sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler dileyelim. İyi günler.